Şimdi hocam burada e, niye bu rüyayı başka herhangi biri görememiş de üstad görmüş? Çünkü üstad bu meselelerle şiddetli alakadar. Zihni, fikri, e, zikri hep bununla meşgul. Alem İslam'ın e, bir yerde üstad diyor ki Alem İslam'a indirilen darbelerin diyor ruhuma indirildiğini hissediyordum diyor. Yani şiddetli ihtiyaç hissettiği için ona bu menfez açınıyor. E, bir de insan beyni e, zaten Rüyada da meşgul olduğu ispatlanmış. Yani e, öyle bir şiddetli arayış içerisinde üstad mesela insan şöyle dalar bazen e, üstad zaten çok uyuyan birisi değil bildiğimiz kadarıyla e, böyle dalmış demek ki ona o menfez açılmış çünkü o sıkıntı hali şu anlattığınız ümitsizlik ahvali içerisinde o şiddetli ihtiyacı hissetmiş ona bir ümit penceresi açılmış. Buradan aynı zamanda Üstadın o, ona namzet, ona mütenasip bir şahsiyet olduğunu, yani vazifeli bir şahsiyet olduğunu anlıyoruz üstadım. Ben bunu arz etmek istedim. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada bir tespit de var. Bediüzzaman bir tespiti de şu. Rüyayı sadıka gerçek alemdir. Yakaza alemidir. Yani bunu tespitini yapmış oluyor yani zamanda. Çünkü dünya hayatı, şu an gördüğümüz müşahedet alemi, Perdeli, yani insanların gördüğü de çok sınırlı, duyduğu da sınırlı. Belli frekanslardaki ışığı görebiliyoruz biz şu an. Keza e, e, duyduğumuz sesler. Ama yani burada e, bilmemiz gereken şu, teklif sırrınca Cenab-ı Allah insanları dünyaya göndermiş, imtihan ediyor. Dolayısıyla e, her şey ayen beyan ortada değil. Perdeli ama rüyayı sadıkada perde yok.